sağdan. Siz beni takip edin. Yeşilçam. Aç yattı, tok kalktı. Ölü verdi, gömüverdiler. Gün görmüş filan efendi gün görmez oldu. Zaten emekçiydi, figürandı, garibandı. Beyoğlu'nda Yeşilçamlıydı. Oldukça isimliydi. Kurtuldu. Orhon Murat Arıburnu. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon Merkezi'nin salonunda şair, aktör, sinemacı Arıburnu'nun vefalı dostları onu anmak için bir araya geldiler. Arkadaşlarımız arasında bir kere tartışma oldu. Orhon mu, Orhon mu, Orhan mı filan gibi. Orhon, Orhon. Tasih ederim. Orhon, Orhon Arıburnu. Üzülürdü çünkü Orhan dediğim, Orhan dediğim işte doğru. Onu halledelim bir kere. O Orhan esas. Yanlışlıkla Orhon diye yazılmış bir senaryoda. Orhon Arıburnu daha havalı geldi herkese de belki de. Orhan değil Orhon diye tasih ederdi. Onun adı asıl Orhon'du. Ama ben hiç Orhon nakıldısı bana bir garip geldiği için Orhan derdim. Yani ağız alışkanlığı. Şimdi de galiba bir Orhon diyorum bir Orhan diyorum değil mi? Biz de kendisi hep Orhon derdik, Orhon dayı derdik, Orhon dayımız derdik. Fakat ancak öldükten sonra gerçek adının, yani nüfustaki adının Orhan Arıburnu olduğunu öğrendim. Albay Mustafa Murat Arıburnu ile Emine Nesibe'nin oğlu Orhon Murat Arıburnu 15 Aralık 1916'da Eskişehir'de doğdu. Babasının asker olması nedeniyle öğrenimini yurdun dört bir yanında yaptı. Konya Askeri Ortaokulu, Maltepe ve Bursa Askeri Liseleri ve ardından Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdi. Türk Kuşu Teşkilatı pilot yetiştirmek üzere gençler arıyordu. Oraya kaydoldu ve büröve aldı. Türk Kuşu'nda pilot öğretmen olarak kalmak üzereyken, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla orduya sevk edildi. Şiirleri 1936 yılından itibaren Yeni Edebiyat, Servet-i Fünun, Varlık, Yeni Ses dergilerinde yayınlanmaya başladı. Askerlikten sonra Edebiyat Fakültesine girdi. 1940'ta Kovan adlı kitabı çıktı. Sonraları şiirleri çeşitli dillerde yabancı ülkelerde yayınlandı. Yeni şiirin çok yadırgandığı bir dönemde Şubat 1947'de İstanbul'da dünyanın ilk şiir sergisini açtı. Şairle okuyucu arasındaki uçurumu halkın ayağına giderek ortadan kaldırdı. Şiir sergisine alay etmek için gelip saygı duyarak ayrıldıklarını yazanlar oldu. Orhan Veli, Sait Faik yazılarında serginin olumlu yönlerini açıkça belirttiler. Aynı yıl Seven Ne Yapmaz adlı filmin başrolünde oynayarak çocukluğundan beri ilgi duyduğu sinemaya girdi. Alıştığımız tipte bir şey değildi, bir aktör değildi ama aktördü. Yani bir vazifeye üstlendi mi onu yapmak için çok büyük bir efor sarf ederdi. Mesela Efe Aşkı'nda Orhan uzun zaman gittiğimiz yerlerde günlük kıyafet olarak ondan dolaşırdı. Niye böyle yapıyorsun Orhancığım? Çıkar şunu yavrum. Hava sıcak. Çarşıda çalışıyoruz. Güneşin altında. Bugün senin işin yok. Bu kıyafet rahat bir gömlek giy falan. Yok. Ben bundan yaşamasını öğreniyorum. Bu elbisenin içinden çıkmam ben derdi. Sinema birdenbire Arıburnu'nun sanat hayatının en önemli parçası oluverdi. Aktörlüğü ciddiye alıyordu. En çok da Kurtuluş Savaşı filmlerinde oynamayı seviyordu. Çeteci teslim ol! Artık elimden kurtulamazsın! Ondan bir gün otururken Arıburnu heyecanla geldi. Çocuklar ben yönetmenliğe başlıyorum dedi. Yüzbaşı Tahsin. Ben Yüzbaşı Tahsin. Bir emriniz mi var efendim? Estağfurullah efendim. Hastanenizde yatan Belkıs Hanım hakkında malumat rica edecektim. Yer yer çok şiirseldi, diyaloglar çok şiirseldi. Tamamıyla diyalogları kendi yazmıştı. Film birdenbire gişe rekorları kırdı. Zaten dedemin Arıburnu soyadını verilmesi de Arıburnu muharebelerinde katılması ve orada yararlıklar göstermesine ileri geliyor.
Fakat kabul etmek lazım ki bugün düşmanı Anadolu'dan uzaklaştıran padişahımız değil, Mustafa Kemal ve arkadaşları... Haşa! Sümme haşa! Ben o kuyu büflemeseydim vatan zor kurtulurdu. Türk filmciliğine şiir havasını, şiir güzelliğini getirmiştir. Çok heyecanlı, çok titiz, en güzel filmciliği Türkiye'de ben yapayım iddiasında, ben yapayım arzusundaydı. Travelling arabası yokmuş. Masanın dört ayağının altına sabun koyup, kamerayı da üstüne koyup kaydırmış, yapmış. Her gelen firmada dört tane sabun getirir. Sabunlar yarı yarıya indiği zaman çiviler başlıyor bu sefer yürümeye. Hadi aktarırdık. O kadar çok sabun kaldı ki bende. Kıyamet gibi. Gemi maketini sallıyorlar. Gözükmüyor bile. Azıcık daha sallandığı zaman tahtalar bile sallanmaya başlıyor. Olmuyor. Ne yaparsın neyle? Bana demiş salıncak yapın bir tane. Sütülüyor bir tane salıncak yapmış. Kameramanı ben demiş bin asılım salıncağı. Biniyorum salıncağı. Aldım sen kameraya diyorsun ne? Salıncağı sallayarak o sahneyi çekmiş. Karşısına çıkan zorluklarla mücadele etti. Disiplinli ve otoriter tavrı film piyasasında biraz yadırgandı. Son derece giyim meselesine son derece titiz davranırdı şeyde. Yani gerek kendi film çekilirken aktörlüğü esnasında, gerekse rejisörlüğü esnasında çok şey yapardı. Yani çok itina ederdi. Pırıl pırıl. Ben bir tek gün onu böyle salapur halde falan görmedim yani. O ayakkabıları böyle rugan gibi parlatılmış. Tıraşlı, bakımlı, gömleği böyle kolalı, kravatı bağlanmış ya da papyonu bağlanmış. Fuları, pantolonu böyle jet gibi yüklenmiş, böyle. Yani tam bir İstanbul beyefendisiydi ya. Son hastalandığı zamanlarda, en düşkün olduğu zamanlarda belki her şeyden vazgeçerdi ama giyiminden asla. O dikkat çekmek için yapmazdı bunu. Severdi. Öyle eksantrik giyinmeyi severdi. Öyle insanlar vardır. Düşünsenize Salvador Dali'nin giyim kuşamını. Şıklığının yanında bir de yaratıcı yanı vardı. Bir takım spor pantolonları, gömlekleri, bilmemleri çizer. Buralara cepler, evet. Pantolona cepler. O ilk defa yaptı. Pantolonun burasına bir sigara cebi yapmış. Orhan o ne dedim? Ya dedi çok kolay oluyor dedi. Buradan sigarayı alıyorum. Buradan içsen nasıl olur? Bu hem sol eli kullanmak lazım geliyor dedi. Halbuki burada hem sağ elle şey hem de burada daha rahat dedi falan. O zaman ben buna güldüm de ama sonradan bir sürü insanlarda şimdi böyle moda oldu. Yani Orhan'ın modası devam etti bu. O meşhur şapkası, papyonu veya çok muntazam yelekli elbisesiyle falan bir şekildi o benim için. Benim bir kişi aldı Necat Bey dedi. Yalnız benim sigaramı yaksın o dedi. Niye böyle düşünüyorsun oğlum dedim. Yani siz de yakarsınız ben de yakarım. Ya ben dedi ağzıma sigarayı koyduğum zaman dedi düşünmeyin bu sigaranı kim yakacak ben mi yakacağım. O anda dedi bir işin bir kişinin görevi o sigarayı yakmak olsun dedi. Gülüştük yani. Kimse kıpırdamasın. 1953'te kanlı parayla Türk Film Dostları Derneği'nin yarışmasında 3 ödül birden kazandı. En iyi aktör, rejisör ve senarist. Özellikle bu filmden sonra Türkiye'nin Orson Welles'i olarak anıldı. Tabanları yarılmış yol yürümekten, kolu kanadı kırılmış sapan sürmekten, dünyayı insanca görmekten gözlerinin bebeği çatlamış. Onu tanımak lazım. Arıburnu'nun şiiri Nazım Hikmet anlayışıyla Orhan Veli anlayışının arasında sanki bir köprü gibidir. Ve esprisiyle, şiirsel yapısıyla, dil kurgusuyla kendine özgüdür. Taklit edilemeyecek kadar kendine özgüdür ve önemi buradan gelir. Dünya döndükçe umut fakirin ekmeği. Ye Mehmet ye. Ye Mehmet ye. Orhan Arıburnu'nun şiiri kendine has bir şiirdir. Mesela tersinden okuduğu bir şiiri var. Zampok Eğimpi. Herkesin dilinde olan dizeler. Laleli'den geçilir, lalelimden geçilmez.
Üstelik lale kokusuz bir çiçektir. Yergi var, mizah var, alay var. Hatta yer yer düzen eleştirisi bile var. Ekseriya sabaha karşı kurşuna dizilir mahkumlar. Bir sünger taşına döner anne sütünden yapılmış heykel. Barışı trompetler çalmasa, insan gürültüye gitmese der. Bu düşündüğünüz zaman çok acımasız, ironisi, çok insanı paramparça eden şiirlerdir. Yani öylesine güçlü, bambaşka, kendine has, değişik, farklı bir şiirselliği vardı ve çok güzel şiirleri vardı. Devamlı surette tedirgindi bu insan. Oturup bir şey yazacağı zaman tam iki cümle koyacak, üçüncü cümleyi yazmaya çekinirdi. Ben şimdi bunu yazarsam acaba beğenirler mi, beğenmezler mi? Acaba bundan dolayı içeriye atarlar mı, atmazlar mı? Böyle korku içerisinde sanat olur mu? Sanat demek mutlaka hapishanenin yolunu adam akıllı bir yol olarak kabul etmek demek midir? Müthiş bir sosyal baskı vardı. Ve kimse istediği gibi eserini veremiyordu. Hayatını kazanamıyordu. Orhan da, ben de, bütün öteki arkadaşlar da bu olanaksızlıklar içinde yaşadık. Beklenen şarkıdan da rahmetli ona %25 verecekmiş. Cahide Sonku. Film bitiyor, hiçbir şey vermiyor ona. Yapımcılığa soyulmuştu. Sihirli Bolu diye bir film çekiyordu. Bu onu çok sıkıyordu. Bu işletmecilerle alışveriş, işte bono alışveriş, ödemeler falan çok sıkıntı içindeydi. Çok sıkıntılı bir çalışma oldu. Filmi tamamlamak için başka bir film içinde film olarak Gündoğarken filmini yaptı. Çağlayan filme ve o film iyi bir neticeye gitmedi. Sihirli Bor da iyi bir neticeye gitmedi. İki tane üst üste kötü film ona büyük hayal kırıklığı getirdi. Devamı da işle getiremedi. Film yapmak için yabancı ortaklar aradı. Bütün dünyanın anlayabilmesi için diyalogsuz bir film yapmak istiyordu. Amerikan Fox film şirketinin bir yetkilisiyle görüştü ve umutlandı. Amerika'dan gelmişti Fox film şirketi sahibi. Ona o zaman 100 bin dolar veriyordu senaryosuna. Yalnız Türk eseri değil, Amerikan eseri olacak. Amerika yapılacaktı. Bu kabul etmedi bunu. Türk eseri olsun, ben para da istemiyorum dedi. Bir ağacın kökü, gövdesi, dalları halksa, onun meyveleri de o halkın sanatçılarıdır. Demek ki biz mutlaka kendi kökümüzden, gövdemizden ve dallarımızdan aldıklarımızın tadını taşırız yahut burukluğunu taşırız. İyiliğini, güzelliğini, acısını, sevincini taşırız. Orhan Veli gelmişti. İşte selam, sabah oturduk, bir baktım. O tavandan iki tane çengel, iki çengelden iki ip asılı, iki ip ucunda da iki şişe var. Birisinde vodka var, birisinde rakı var. Şişeyi uzattı, şişe tabii sallanarak bana geldi, ben yakaladım, kadehe koydum. Ya Orhan dedim, şunu bir bardağa koyup içsek karşılıklı, ya olmaz mı? Niye bunu böyle yaptın? Bu dedi, havası iş. Çay öyle içilir mi ya dedi? Çayı şöyle alacaksın, rengine bakacaksın. Kokusuna bakacaksın. Tadından şöyle bir tadarak, ağzında dolaştırarak tadını alacaksın. Böyle içeceksin dedi. Şarap gibi mi yani dedi. Tam öyle dedi. Çay öyle içecek. Arı burnu kendi konuşurdu. Arı burnunun sesi ince bir sesti. Arı burnu konuşurdu. Boyuna Mike'ye derdi ki, basları aç, biraz kalın gelsin diye falan. Ama hiçbir zaman o sesin, o tonunu bulduramadı. Objektifleri gayet iyi bilirdi. Neyin, hangi objektifle çekilmesini bilirdi. Yani bir kameramandan daha iyi kameramanlık yapardı. Atıyla beraber ta uzaklardan buraya koşup geliyor, bağırıyor. Sessiz çekiyoruz ya. Bana bak, söyle Mike'ye, sol mimimi görsün diyordu. Bak Allah aşkına ya. Alçak bedbah! Kuvayi Milliye dediğiniz ne sanki? Hattizatında padişah efendimize isyan etmek değil mi? O kahpe alayıyla savaşmaya başlayalı çok şeyler öğrendim. Ağzını topla! Yüzlerce yıllık mazisi olan bu hanedana velinim... Sansürün kalkması için mücadele eden birkaç sinemacıdan biri de Arıburnu'ydu.
mesleki örgütlenmeyle de yakından ilgiliydi. Türk sinemasını toplum bir arana seferber etmek için evvela Ankara'ya duyurmak, onları uyarmak gerek. Arıburnu yaşamak için oynamaya, senaryolar yazmaya devam etti. İstemediği birkaç film çekti. Birkaç da belgesel. Reklam ve tanıtım filmlerinden sonra film piyasasından çekilmek zorunda kaldı. Sanatçılar Birliği diye bir örgütlenmeye gittik. Türkiye Sanatçılar Birliği. Onun yönetim kurulunda da yine birlikte olduk ve hatta Arıburnu'nun işte Anadolu Sokak'taki evi adeta dernek merkezi gibiydi. Sanatçılar birlik olamamakta devam etti. Orhan Murat en çok bunun acısını çekti sanıyorum. Yalnız kaldı. Yani ölümüne doğru yaşlandığı zaman yalnız kaldı. Sağlık kontrolleri için gittiği Almanya'da kaldı. İşçi yetiştirme seminerlerine katıldı. Almanya'daki işçiler ve çocuklarıyla çeşitli çalışmalar yaptı. Onların uyum sorunlarını gidermek için bilgilendirici kasetler hazırladı. Minal ailesi 8 yıldır Berlin'de. Anne, baba ve 4 çocuk Kreuzberg'de oturuyor. Sinemadan yine de vazgeçemedi. Amatör koşullarda da olsa meraklı gençlerle birlikte film çalışmaları yaptı. Çeşitli amatör gruplarla kendi yazdığı tiyatro oyunlarını sergiledi. Almanya'da da onun zamanları parlak geçmiş değil. Yani sanat aleminde parlak gözüküyor ama özel yaşantısında parlak değil. Hastalığın onu yiyip bitirmesine rağmen Almanya'da bir şiir kitabı çıkardı. Kitap hem Almanca hem de Türkçe olarak yayınlandı. Güzel bir şey yaratmanın heyecanını hiçbir vakit yitirmemişti. Hasta olduğu zaman da gördüm, projelerden bahsediyordu. Neler yapacağını anlatıyordu. Evet, şiir yazamıyordu çünkü Alman doktorlarının kendisine verdikleri raporda, bir heyet raporu altında konuşma, yazma, anlatım, iletişim eksikliğinin %50'lerin altına düştüğünü. Konuşmakta zorluk çekiyordu. Bazen iyi konuşuyordu. Cesareti sanki kırılmış gibiydi. Ama elinden fotoğraf makinesini, kamerasını hiç düşürmüyordu. Hep bir şeyler çekiyordu. Sesi anlaşılmıyordu. Telefon etmekten çekinmiyordu. Bana telefonlar açıyordu. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz diyor. Telefonda konuşuyordu ve direniyordu. Beni çok zor tanıdı. Tanıyınca çok heyecanlandı. Zaten çok kesik kesik konuşuyordu. İyice böyle kekelemeye falan başladı. Ben çok üzüldüm. Yani bir daha da öyle o kafamdaki ve tanıdığım, yaşadığımız Arıburnu öyle görmek bana çok ağır geldi. 11 Nisan 1989 Köln Radyosu'nda işte meşhur şair bilmem ne derken dedim eyvah Arıburnu gitti. İşte Orhan Murat Arıburnu vefat etti dedi. Elimde benim kaşık böyle düştü. Selim! Selim! Bu eller kimin? Benim. Bu gözler kimin? Benim. Aferin Selim! 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 Bu dağlar kimin? Benim. Bu bağlar kimin? Benim. Yapma Selim. 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 Uçan kuşlar kimin? Benim. Esen rüzgar kimin? Benim. Allah mısın Selim? Ah Selim, vah Selim. Bu insanlar kimin? Benim. Kör ol Selim.